Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu kolligatif özellikler olacak arkadaşlar. E, çözeltiler ve karışımlar ünitesinde baya bir yol kat etmiştik. En son dersimizde derişimlerden bahsetmiştik. Şimdi de o öğrendiğimiz derişimlerle alakalı olan ve derişimlere bağlı olarak değişen kolligatif özellikler konusuna değiniyor olacağız. Programımızda neler var? Peki kolligatif özellikler dersimizi şimdi yapıyor olacağız ve ayın sonunda karışımların ayrılması diyeceğiz ve bu ünitenin sonunu getirmiş olacağız. Tabii ki arada birçok dersimiz sizi bekliyor olacak. Hiçbirini karıştırmadan programa birebir uyarak takip etmeyi asla ihmal etmeyin arkadaşlar. Koligatif özellik deyince ne dedik? Tanım olarak dedik ki Derişime bağlı olarak değişen bazı özellikler var. Yani biz bunları koligatif özellik olarak değerlendiriyoruz. Mesela donma noktası az sonra bahsedeceğiz. Bunlardan birisi. Şunun cevabını vereceğiz bu dersin sonunda. Neden? Deniz donmazken denizin üstündeki botlarda, teknelerde donma vakalarını görüyoruz. Veya neden? Donmuş bir suyun içerisindeki kurbağa donmuyor. Nasıl canlı kalmaya devam edebiliyor? İşte bunun sebebini şimdi açıklıyor olacağız arkadaşlar. Neler var peki değineceğimiz? Kaynama noktasındaki yükselmeden bahsedeceğiz. Donma noktasındaki alçalmadan bahsedeceğiz ve ozmotik basınç diyeceğiz. Ozmotik basıncın nasıl derişime bağlı olarak yükseldiğini hep birlikte işliyor olacağız. O zaman haydi bakalım hiç vakit kaybetmeyelim ve dalalım içerisine. Derişim kavramını şöyle bir hatırlayalım. Ne demekti derişim? Bir çözeltide çözünen madde miktarının Burada madde miktarından kastımız da çoğunlukla tanecik sayısı olacak arkadaşlar. Çözelti veya çözücüye olan oranına derişim adını veriyorduk. Mesela kütleci yüzde derişim, hacimci yüzde derişim gibi kavramlardan bahsetmiştik. Burada daha çok tanecik sayısından yani aslında mol sayısından e, ilişkilendiriyor olacağız. Burada kuruyor olacağız. Buradaki tanecik sayısından kastımız da aslında çözünen maddenin türü belirleyecek. Ne gibi? Moleküler mi yoksa iyonik mi çözünen madde? Buradan açığa çıkan yeni türler, yeni tanecikler diye tanecik sayısı ile ilgili bize bilgi verecek. Mesela moleküler bir maddenin çözünmesinden bahsediyorsak. Metil alkolü gittik suda çözdük diyelim. Bu suda çözünme sürecinin sonunda oluşan nedir? Bak sıvı haldeki metil alkolü alıp suyun içerisine attığın zaman... Gene Metil alkol molekülü elde ediyorsun moleküler yapıda olduğu için sadece farkı nedir? Buraya suda yazıyoruz suda dağılmış halde bu molekülleri görüyoruz veya glikoz taneciklerini bak katı halde glikoz tanecini yani şekeri götürüp suyun içerisine atıyoruz çözüm olayını gerçekleştiriyoruz. Ürün olarak yine glikoz tanecikleri geliyor tek farkı nedir burada katı halde değil suda çözülmüş halde oluyor. Bak bu moleküler yapıdaki çözünme için geçerli. Yani. Ama çözünen madde iyonik bir bileşikse burada mevzu biraz daha farklılaşıyor. Neden? Mesela sodyum klorür katısını biz suyun içerisine attığımız zaman ürün olarak sodyum iyonları ve klor iyonlarının oluştuğunu göreceğiz arkadaşlar. Bak burada kaç tane tanecik var? Bir. Aynı şekilde burada da bir tane tanecik var. Ama sodyum klorüre baktığımız zaman bir artı birden iki tane taneciğin oluştuğunu göreceğiz. Veya magnezyum nitrattan bahsediyorsak her bir magnezyum iyonuna karşılık iki tane nitrat iyonunun açığa çıktığını göreceğiz. Dolayısıyla burada oluşan tanecik sayısının 3 olduğunu göreceğiz. Yani 1 mol e, metil alkolü çözdüğümüz zaman 1 mol tanecik oluşur. Ama 1 mol sodyum klorürden 2 mol tanecik oluşur. 1 mol magnezyum nitrattan 3 mol tanecik oluşur. Dolayısıyla da iyonik bileşiğin türüne göre oluşan tanecik sayısı da değişecek. Ve burada da derişimi bu tanecik sayısı etkileyecek. Peki koligatif özellik nedir? Tanımını yapacak olursak cümlemiz şu olacak. Çözeltilerin verişimine bağlı olarak değişen özelliklerdir koligatif özellikler ki neler olduğundan az önce bahsettik zaten. İlk olarak değineceğimiz, araştıracağımız, inceleyeceğimiz koligatif özellik kaynama noktası olacak ve kaynama noktasındaki yükselmeye bakacağız arkadaşlar. Çünkü bir sıvının içerisinde uçucu olmayan bir katıyı çözdüğümüz zaman burada kaynama noktasının yükseldiğini görürüz. Nasıl yani mesela diyelim ki evde makarna yapıyorsun, suyu kaynatmaya başladın, kaynayan suyun içerisine götürüp tuzu attığın zaman bir bakıyorsun ki kaynama durmuş. Neden? Çünkü sen tuzu attığın anda derişimi yükseltiyorsun. Derişim yükseldiği için kaynama noktası da yükseliyor. Daha yüksek bir sıcaklıkta kaynama olayı başlıyor. E belli sıra bekledikten sonra yeniden kaynamanın başladığını görüyorsun çünkü sıcaklık yeni kaynama noktasına ancak belli bir süre sonra ulaşabiliyor. İşte burada kaynama noktasındaki değişimi biz derişimle inceleyeceğiz. Eğer az miktarda tuz atarsak orada beklediğimiz süre kısalacak. Çok miktarda tuz atarsak daha yüksek bir derişim elde edeceğimiz için kaynama noktasındaki yükselme de daha fazla olacak. O yüzden yeniden kaynamanın başlaması için daha fazla beklememiz gerekecek. Mesela Demiş ki bize 100 mililitre suyun içerisinde 1 mol sodyum klorürü çözersek 100 artı A santigrat derecede kaynamaya başlar. Bak şuna bakmamız gerekiyor. Kaç tane tanecik oluştu? Az önce sodyum klorürden bahsettik zaten. Sodyum su da çözdüğümüz zaman şöyle bir çözüme denklemi yazalım. Na artı artı Cl eksi şeklinde iyonlarını aşacak. Yani iki tane tanecik oluşturacak. Dolayısıyla 1 mol çözdüğümüz zaman 2 mol toplamda tanecik vardır. E, çözeltinin hacmi de 100 mililitre olduğuna göre 100 mililitrede 2 mol taneciği çözdüğümüz zaman bunun derişimini şöyle değerlendirelim hadi. 2 mol bölü 100 mililitre olsun. Bu derişim A kadar sıcaklıkta değişime sebep oluyormuş. Çünkü saf su 100 santigrat derecede kaynıyor. Bunu biliyoruz. 100 artı A'da kaynamaya başladığına göre demek ki kaynama noktasındaki değişim A santigrat derece olmuş. Gelelim bunu değerlendirelim o zaman. K3PO4 potasyum fosfat bileşini suyun içerisine attık. 3 tane K artı 1 tane de PO4 oluştuğunu gördük. Yani toplamda bak burada iki tane tanecik vardı. Burada dört tane tanecik var. E bir mol dediğine göre dolayısıyla toplamda 4 mol tanecik oluşmuş. Her bir mol potasyum fosfat 4 mol taneciğin oluşmasına sebep olacak. Hacim neymiş? 100 mililitre olsun. Bizim yeni derişimimiz bu olsun. Bak şimdi ne dedik? 2 mol bölü 100 mililitrede A kadar oynuyorsa 4 mol bölü 100 mililitrede bunun 2 katı kadar. Yani 2 A santigrat derece kaynama noktasında oynama olmasını bekleyeceğiz. Yani yeni kaynama noktamız 100 artı 2 A santigrat derece oldu bu defa arkadaşlar. Buraya dikkat 100 santigrat derece zaten suyun saf halde kaynama noktasıydı. Bunun ne kadar değiştirdiğini bize derişim kısmı söyleyecek. Hemen buna bakalım. 2 mol glikoz. Bak glikozu suda çözdüğümüz zaman bu moleküler olduğuna göre her bir glikoz molekülü e, doğrudan bir tane tanecik oluşturacak. Dolayısıyla suyun içerisinde oluşan tanecik sayısı gene 2 mol olacak. Moleküler olduğu zaman mol sayısı neyse ona eşit olacak. Hacim gene 100 mililitre. Dolayısıyla derişimimiz buysa bak ikisinin derişimi birbirine eşit oldu ve bu ikisinin derişimi eşit olduğuna göre e, kaynama noktasındaki oynama da aynı olması gerekiyor. Yani bu da 100 artı A santigrat derecede kaynamasını bekleyeceğimiz durum olacak arkadaşlar. Derişimler birbirine eşit olduğu için. Yani 1 mol sodyum klorür tuzuyla elde ettiğin kaynama noktasındaki değişimi 2 mol glikozla ancak elde edebiliyorsun. Gel buraya 2 mol magnezyum nitrattan bahsediyorsak NO3 2 diyelim şuraya. Bunu suyun içerisinde çözdüğümüz zaman nasıl bir değişim gerçekleşecek? Biliyoruz ki 1 mol magnezyuma karşılık 2 mol nitrat oluşması gerekiyor formülünden ötürü. Yani 3 tanecik oluşacak. Bak 2 moldu bu. Dolayısıyla 6 mol taneciğimiz var. Hacim neydi? Hacim 50 mililitreydi. Dolayısıyla bak derişim bunun derişimine biz x diyecek olursak bunun derişimi bunun kaç katı olacak? 12 x'e eşit olması gerekiyor. 2 bölü 100. Burası 6 bölü 50. Yani pardon 6 x olması gerekiyor. 12 bölü 100'e denk geliyor çünkü. Dolayısıyla bu a kadar oynatıyorsa bu 6 a kadar oynatmak zorunda. Yani burada 100 artı 6 a santigrat derecede kaynama olayının başladığını gözlemleyeceğiz. Bunu bir ısınma grafiği üzerinden inceleyecek olursak, ısınma grafiği bize ne diyor arkadaşlar? Bak, saf sudan bahsediyorsak mesela, saf su biliyoruz ki normal şartlar altında 100 santigrat derecede kaynar ve saf olduğu için bütün saf maddelerde olduğu gibi kaynama süresince sıcaklığı sabit kalır. Yani 100 santigrat derece gelir, kaynama başlar ve bütün süreç boyunca sabit sıcaklıkta bu kaynama devam eder. Ama çözeltilerde şöyle bir durum var kaynama az önce hesabını yaptık zaten 100 santigrat dereceden daha yüksek bir sıcaklıkta başlayacak. Bu çözeltinin derişimine bağlı değişecek. Şimdi diyelim ki 100 artı 2 de yani 102 santigrat derecede de kaynama başladı. Saf maddelerden farklı olarak burada kaynamaya başladığı zaman sabit sıcaklıkta bu kaynama devam etmeyecek. Kaynama süresince sıcaklık artmaya devam edecek. Ta ki ne zamana kadar? Doymuş çözeltiyi elde edene kadar. Ne demek doymuş doymamış? çözebileceği maksimuma henüz çözmemiş çözeltileri doymuş çözelti doymamış çözelti diyoruz. Maksimum miktarda miktarda maddeyi çözmüş maddelere de doymuş çözelti adını veriyoruz. Kaynama başladığı zaman bir miktar su buharlaşacak sürekli ama mesela tuzlu su olduğunu varsayalım. Tuzun miktarında hiçbir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla bak bu kaynama sürecinde Ortamdan su buharlaştığı için derişim sürekli artacak. Derişim arttığı için de kaynama sıcaklığı da artıyor olacak. Ta ki nereye gelene kadar? Doymuş hale gelene kadar. Çünkü buradan sonra buharlaşan her sıvı taneciğine karşılık çöken tuz olacak. Dolayısıyla derişim sabit kalacak. Derişim sabit kaldığı için de e, yine kaynama sabit sıcaklıkta devam ediyor olacak. Buradaki dediğimiz gibi kaynama noktasındaki artışın sebebi de derişimin yüksekliğidir. ...donma noktasına gelecek olursak arkadaşlar... ...doyma değil tabii ki... ...donma noktasından bahsediyor olacağız... ...kaynama noktasını artıran faktör neyse... ...donma noktasını düşüren faktör... ...aynısıdır yani... ...sen e, suyu tuzlu hale getirecek olursan... ...tuz ekleyecek olursan... ...kaynama noktası yükseldiği gibi donma noktası da azalacak... ...bunu da e, yolların tuzlanmasından... yola çıkarak hesaplayabiliriz... ...açıklayabiliriz arkadaşlar... ...kışın neden yollar tuzlanıyor özellikle hani... Kar yağacağı zaman yolların özellikle önceden tuzlanıp hazır hale getirilmesi beklenir. Bunun sebebi sen yolları tuzladığın zaman e, orada derişik bir çözelti eder, edersin. E, derişimi yüksek olması da donmanın daha düşük sıcaklıkta gerçekleşmesi demek oluyor. Ve yolların buzlanmasını engellenmenin demek oluyor arkadaşlar. Saf suyun donma noktası 0 santigrat derece olduğuna göre bak. Aynı mantıkla hesaplayacağız. Eğer bir mol sodyum klorür ve 100 mililitre sudan oluşan bir çözelti eksi A santigrat derecede donmaya başlıyorsa biz 1 mol K3PO4'ün e, bulunduğu bir çözeltinin yine 100 mililitrelik e, su içeren bir çözeltinin donma noktasını hesaplayacaksak ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada sodyum klorür işte iki tane tanecik verdiğini söylemiştik. 2 mol sodyum klorürden ötürü sodyum ve klor taneciği oluşuyordu ve 100 mililitre gibi bir hacme sahiptik. Derişim bu buyken e, A kadar donma noktasında düşüş gerçekleşiyorsa burada tanecik sayısının 4 olduğunu az önce hesaplamıştık. 4 mol bölü 100 mililitre gibi bir derişimde bu defa bunun iki katı kadar olmalı. Yani eksi 2 A santigrat derecede donmanın başlaması gerekiyor. Sıfır santigrat derece bizim saf suyumuzun donma noktası olduğu için. Bak 2 mol bölü 100 mililitre bu moleküler yapıda olduğu için bir tane tanecik oluşturacak sadece. 2 mol bölü 100 mililitre gibi bir derişimle biz eşit değişim olduğu için aynı miktarda donma noktasında oynama bekleyeceğiz ve eksi a santigrat derecede donma gerçekleşecek. Buna geldiğimiz zaman aynı hesapla 6 katı olmalıydı. Dolayısıyla da eksi 6 a santigrat derecede donmanın gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Benzer şekilde soğuma grafiğini inceleyecek olursak şimdi saf suyun biliyoruz ki 0 santigrat derecede donar ve buz hale geçer ve bu hal değişimi esnasında sıcaklığı sabit kalır. Yani 0 santigrat dereceye gelir, donma başlar. Bu suyun tamamı donana kadar da sıcaklık 0 santigrat derecede kalır. Ama eğer bir tuzlu sudan bahsediyorsak mesela bu 0 santigrat dereceden daha düşük bir sıcaklıkta donmaya başlayacak. Tıpkı kaynama noktasında yaptığımız değerlendirme gibi doymamış çözelti soğuma ya devam edecek. Donma esnasında yani dondukça soğumada devam edecek. Sıcaklık düşecek. Ta ki nereye kadar? Çözelti doymuş hale gelene kadar. Doymuş çözelti elde ettikten sonra yine sabit sıcaklıkta donma olayının gerçekleştiğini görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi buradan bazı soruları artık cevaplayabiliriz. Hani bu e koligatif özellikleri günlük hayatımızda nerelerde kullanıyoruz? Nasıl yorumlayabilir, Bunlardan biraz bahsedelim. Mesela kaynayan suya tuz atılırsa kaynama neden durur sorusuna hemen cevap veriyoruz. Az önce hani makarna yaparken suyu kaynatıyoruz ve tuz atıyoruz. Bir anda kaynama duruyor dedik. Bunun sebebi biz tuzu attığımız zaman derişimin artmasına sebep oluyoruz ve derişim arttığı zaman da e, tabii ki kaynama duruyor. Yeniden e, daha yüksek bir kaynama noktasına sahip olduğu için Yazın arabaların radyatör suyuna neden antifriz konur sorusuna gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi radyatördeki su e, 0 100 santigrat derecede kaynamaya başlarsa eğer e, radyatöre zarar verir çünkü motorun sıcaklığı çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyor. Buradaki suyun kaynamasına sebep olabilir. Oluşan basınçtan ötürü radyatörümüzün patlamasına neden olabilir. Biz antifriz koyduğumuz anda derişimi artırdığımız için kaynama noktasının yükselmesine sebep oluyoruz. Böylece e, anti e, radyatör suyunun buharlaşıp orada basınç oluşturmasına dolayısıyla da radyatörümüze zarar vermesine engel olmuş oluyoruz. Kışın arabaların radyatör suyuna neden antifriz koyuyoruz? Bakın aynı mantıkla antifriz yazın e kaynama noktasını yükseltirken kışın da donma noktasının düşmesine sebep oluyor. Bu sayede de radyatörde bulunan buzun donmasını engellemiş oluyor. Çünkü eğer radyatördeki su donacak olursa biliyoruz ki su donarken hacmi büyür. Yani buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür. Dolayısıyla da e, hacmi büyüdüğü zaman ne olur? Gene radyatörün patlamasına sebep olabilir. Böylece antifriz sayesinde biz donmayı engelleriz. Donmayı engellediğimiz zaman da radyatörümüzü korumuş oluruz. Kışın yolları neden tuzluyoruz? Yine aynı mantıkla donma noktasının düşmesini istiyoruz. Çünkü donma noktası düşerse yollarda buzlanma olmayacaktır. Atıyorum sıcaklık eksi 7 eksi 8 santigrat dereceye düşse bile biz yolları tuzladığımız zaman donma noktasını bu sıcaklığın da altına çektiğimiz için yollarda donma gerçekleşmeyecek. Kışın Uçaklar suyla değil arkadaşlar alkolle yıkanır. Çok enteresan bir bilgi. Neden alkolle yıkıyoruz? Neden özellikle alkol kullanıyoruz? Çünkü alkolle yıkadığımız zaman kullandığımız o suyun e, yıkama için yaptığımız işlemin donma noktasını düşürüyoruz ve e, motorun ya da uçağın buz tutmasına bu sayede engel olmuş oluyoruz. Ve teknelerin kışın baktığımız zaman şöyle gözlemlediğimiz zaman üstü buz tutuyor ama deniz suyunun hala da sıvı halde kaldığını görürüz. Deniz asla donmuyor ama Üstündeki tekneler, teknelerin üstündeki su daha doğrusu buz tutuyor. Bunun sebebi yine e, koligatif özelliklerle alakalı arkadaşlar. Çünkü teknelerin üzerinde oluşan bu suyun ve o sudan kaynaklanan buz tabakasının sebebi yağmur olabilir ya da kar olabilir ya da çiğ düşmesi olabilir. Saf su, saf su olmasa bile derişimi oldukça düşük olan bir su. Dolayısıyla teknenin üstünde bulunan suyun donma noktası e, yüksek 0 santigrat derece ya da 2-3 santigrat derece civarında ama deniz suyu, oldukça derişik bir su olduğu için onun donma noktası çok daha düşüktür. Dolayısıyla deniz donmamasına rağmen teknenin üstündeki suyun donduğunu görürüz. Aynı şey mesela kurbağalar için geçerli. Donmuş bir gölün içerisindeki kurbağa yaşamaya devam ediyor, Ölmüyor, donmuyor çünkü sebebini kurbağanın içerisinde yer alan su e, oldukça derişik bir sudur. Dolayısıyla da donma noktası e, kurbanın içerisinde bulunduğu göldeki suya göre çok daha derişiktir. Bu da onun donma noktasının daha düşük olmasına sebep oluyor. O sıcaklıkta göldeki su donmasına rağmen kurbanın içerisinde yer alan su donmaz. Dolayısıyla da hayatta kalmaya devam edebilir diyeceğiz arkadaşlar. Kolgatif özellikleri özellikle kaynama ve donma noktasını bu şekilde özetlemiş olacağız. Bir diğer koligatif özelliğimiz ise ozmotik basınç olacak arkadaşlar. Ozmotik basınçtaki yükselmeden bahsediyor olacağız burada tabii ki. E ozmotik basıncı biraz daha daha doğrusu ozmoz olayını biyoloji dersinden biliyoruz oradan hakimiz arkadaşlar. Neydi ozmoz olayı? Suyun yarı geçirgen bir zar sayesinde düşük derişimli ortamdan yüksek derişimli ortama Geçmesi olayıydı diyelim ki şöyle bir ortamımız var burada biyolojide hücre zarını düşünebiliriz arkadaşlar yarı geçirgen zar suyun geçmesine müsaade ederken tuz taneciklerinin geçmesine müsaade etmez buna engel olur şimdi bizim bu yarı geçirgen zarın iki ucunda saf su ve tuzlu su varsa burada saf sudaki sular su molekülleri tuzlu suya doğru geçer bunun sebebini çünkü tuzlu su Buradaki saf sudaki su moleküllerine emme kuvveti uygular. İşte bu emme kuvvetine de ozmatik basınç adını vereceğiz. Yani derişimi yüksek olan ortamın derişimi düşük olan ortamdaki suya uyguladığı emme kuvvetidir diyeceğiz. Dolayısıyla bu saf sudaki su moleküllerinin bir kısmı tuzlu suya doğru geçtiği için... ...yani derişimi yüksek olan tarafa doğru geçtiği için... ...bunlar arasında bir yükselti farkı oluşur. İşte buradaki yükselti farkının... E, oluşturduğu sıvı basıncı da aslında ozmotik basınca eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Buna da ozmoz olayı ve ozmotik basınç adını vereceğiz. Peki Buradaki yükselme dediğimiz kodun nereden kaynaklanıyor? Arkadaşlar buradaki iki sıvı arasındaki, iki çözelti arasındaki derişim farkı ne kadar yüksekse ozmotik basınç da o kadar yüksektir. Dolayısıyla buradaki H yüksekliği yani yükselti farkı o kadar fazladır diyebiliriz. Dolayısıyla buraya gidip biraz daha tuz eklersek buradaki yükselti farkının da artmasına sebep olmuş oluruz. Hemen bunu bir U borusu üzerinden gözlemleyelim. Eğer bir U borumuz varsa yarı geçirgen zarı araya koyduk. Diyelim ki bu tarafta %50 tuzlu su var. Bu tarafta %20 tuzlu su var. Şimdi ozmoz olayına göre ne oluyordu? Derişimi düşük olan taraftan derişimi yüksek olan tarafa doğru su geçişi oluyordu. Yani burada yüzde %50'lik kısım yüzde %20'lik kısımdan e, su emme kuvveti uygulayacak ve bu tarafa geçecek. Dolayısıyla da şurada bir yükselti farkı oluştuğunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi biz bir numaralı bölgeye tuz eklersek ne olur? Bak temeldeki bakış açımız neydi? Bu ikisi arasındaki derişim farkını artırırsan eğer e, buradaki yükselti farkı da artacaktır. Çünkü ozmotik basınç artacaktır. Bir numaralı bölgeye tuz eklediğimiz anda yani derişimi yüksek olan bölgeye tuz eklediğimiz anda derişim farkı artacak. Dolayısıyla mesela buraya haşlıyorsak diyorsak haş artacaktır. Çünkü ozmotik basınç artacaktır. Buraya gelelim. 2 numaralı bölgeyi tuz eklersek bak derişimi az olan tarafa biz tuz eklediğimiz zaman Derişimleri birbirine yaklaşmış olacak. Farkı azaltmış olacağız. Bu da neye sebep olacak? Ozmotik basıncın düşmesine sebep olacak. Yani H yüksekliğinden bahsediyorsak burası azalmaya başlayacak. Peki bir numara bölgeye saf su eklersek yani derişimi yüksek olan bölgeye saf su eklersek bu defa buranın derişiminin düşmesine sebep olacağız. Yani gene derişimleri birbirine yaklaştırmış olacağız. Dolayısıyla da ozmotik basınç azalacak. Bu da oradaki H yüksekliğinin azalmasına sebep olacak ozmotik basıncı da bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi gelelim Dinamo Kimya kitabından oldukça güzel bir soruyu hep birlikte çözelim arkadaşlar. Az sonra buradan ödevlendirmemizde yapıyor olacağız. Aşağıdaki grafiklerden hangisi bir atmosfer basınçta olan tuzlu su için doğru olabilir demiş arkadaşlar. Hangisi doğru olabilir? Bak şimdi tuzlu sudan bahsediyoruz. Saf su olsaydı bu grafiği elde edecektik. Yani A'daki grafiğin üstünü direkt ben bu şekilde çizebiliriz. Neden? Bu saf suya ait grafiktir. Sıcaklık artar 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 tam 100 santigrat dereceye geldiği zaman sabit bir sıcaklıkta kaynamaya başlar. Buna gelelim. Bu da aynı şekilde saf sudan bahsederken kullanacağımız bir grafik. Bu kaynamaya ait grafik. Bu donmaya ait grafik. 0 santigrat dereceye geldiği zaman sabit sıcaklıkta donma olayını gerçekleştiğini görürüz. Şimdi böyle bir grafik mümkün mü? Kaynama noktası tam 100 santigrat derecede de Başlayabilir mi bir tuzlu su için? Bunu da kabul edemeyiz. Bu da doğru olabilecek bir grafik değildir arkadaşlar. Neden? Çünkü kaynama olayı 100 santigrat derecenin biraz üzerinde başlamak zorunda çözün derişimden dolayı. Böyle bir grafik mümkün mü peki? 0 santigrat derecenin üstünde bir yere de donmaya başlaması. Tabii ki bu da mümkün değil. Çünkü derişim artırırsan donma noktası 0 santigrat derecenin de altına düşecektir. İşte mümkün olan cevabımız E şıkkındadır. Grafiğimiz E şıkkındadır. Çünkü eğer bir tuzlu sudan bahsediyorsak derişiminden ötürü kaynama noktası yani kaynamaya başladığı sıcaklık 100 santigrat derecenin üstlerinde olmalıdır. Ve saf bir madde olmadığı için de kaynama süresince sıcaklığında artmasını bekleriz. Burada olduğu gibi grafiğimiz E, e şıkkındaki grafik doğrudur. O zaman Güzelce koligatif özellikler dersimizi tamamladığımıza göre ödevlendirmemizi yapabiliriz. Sıfırdan ona kimya kitabı arkadaşlar bayağı da bir yol kat ettiğimiz bir kaynak zaten. Şimdi ödevlendirmemiz ilk olarak buradan olacak. Çözeltilerin koligatif özellikleri diyeceğiz ki çözeltilerin koligatif özellikleri karışımlar ünitesinin de artık sonuna yaklaştığımızı gösterecek. 106'dan 114'e kadar çözülmemiş soru bırakmayacağız arkadaşlar. Neler varmış şöyle hep birlikte bir göz atalım. 106. sayfadan itibaren başlayacak bu kitapta sol tarafta bize konu anlatımını verecek arkadaşlar. Koligatif özelliklerle ilgili bir konuyu anlatacak. Ardından tam da burada anlattıklarıyla ilgili sorular hemen sağ taraftaki sayfada bizi bekliyor olacak. Bir arka sayfa yine bir konu anlatımı ve bu konuyla ilgili soruları içeriyor olacak. Dönüyoruz arka sayfaya aynı şekilde yeni bir konu anlatımı ve bununla ilgili sorular bizi bekliyor olacak. Aynı şekilde devam edecek ozmoz olayını anlatacak ve sonrasında da konuyu bitirdiğimiz için konuyla ilgili tara geç sorularını görüyor olacağız ve bu bizi bir sonraki konuya hazırlamış olacak arkadaşlar. Şimdi sıfırdan ona kimya kitabındaki ödevlerimizi tamamladıktan sonra tabii ki mevzu orada bitmiyor. 10. sınıf dinamo kimya kitabı artık hepiniz zaten her iki kitada sahipsiniz biliyorum. Buradaki soruları çözüyoruz. 106'dan 112'ye kadar da buradaki ödevimiz olacak arkadaşlar. Burada neler varmış? Hep birlikte tekrar bir bakalım. Burada her bir sayfanın başında bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Bu da yine kazanımla ilgili bizim öğrenmemiz gereken bilgileri aslında bize öğreten bir soru olacak ve burada çözdüğü soruyla alakalı ona çok benzer dört tane soru hemen altında bizim çözmemiz için bekliyor olacak. Her sayfada bunu tekrarlıyor olacak ve her sayfada bunu tekrarlarken de bize aslında konuyu öğretmiş olacak. Konu tamamlandıktan sonra da tarama testi çözmemiz için bizi yine bekliyor olacak burada. Her iki kitabımızda da çözemediğimiz herhangi bir soru olur, kafamızı karıştıran herhangi bir nokta olursa sayfalardaki kare kodu kullanabilir, video çözümüne gidebilir ve bütün eksiklerimizi tamamlayabiliriz arkadaşlar. Ödevimizi de aldığımıza göre tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.